MYK ile ilgili Erdoğan'ın çok sinirlendiği bir olay olmuş MYK'da. Onu da izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Tabii bu haber anlamında bunu söylüyorum. AKP'nin yaptırdığı araştırmalarda gençler arasında en güçlü kimliğin Atatürkçülük, ikincisinin ise milliyetçilik olması MYK'da gündeme gelmiş. Hani AKP oy kaybediyor ya ve araştırma yapıyorlar ve bu gündeme gelmiş. Bir MYK üyesi muhafazakar kimlikten uzaklaşmayı önermiş Erdoğan'a ve Erdoğan da bunu duyunca çok sinirlenmiş. Demiş ki ben bu öneriyi istemiyorum. Lütfen icraatları gençlere daha iyi anlatın. Bizim icraatlarımız diye de o MYK üyesi çıkışmış. Böyle bir bilgi de var şu anda elimde. Yarın faiz inirse dolar 80 lira. Ya kolay mı bunlar ya? Kolay mı bunlar bu kadar ya? Recep Tayyip Evet. Erdoğan bitmiştir. Bitmiştir. Siyasal Evet. İslam bitmiştir. Erdoğan Cumhurbaşkanıdır. Hala inanılmaz yetkileri var. Ama lütfen not ediniz. Erdoğan'ın gelecekte Erdoğan diye bir siyasetçi yok. Bahçeli diye bir siyasetçi yok. Bunlar bitti artık. Bunlar son kullanım tarihlerinde de kullanıldılar. Görebildiğim kadarıyla bunlar bitti. Şimdiki hedef çok net hedef. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk kadrolarını o Turgut Özal'ın vardı ya böyle dört farklı görüş diye. Tekrar merkeze yönlendirmek, CHP'yi de merkeze çekmek, CHP AKP ile beraber Türkiye'yi kurtaracak siyasi endişesi olmayan, seçim derdi olmayan bir teknokrat kadro kurmak. Ali Babacan ne diyor? Ben olsam diyor 10 tane adam koyarım diyor Erdoğan'a. Değil mi haber? Çok kolay çözerim diyor. Yalan söylemiyor. Yanlış da söylemiyor. Siyasi endişesi olmayan 10 kişiyi koyun bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisini, dış politikasının, askeriyesinin, ordusunun hepsinin başına. İnanın Türkiye 2 sene sonra bebek gibi olur. 2 sene sonra. Türkiye'nin ekonomik sorunu yok. En başından beri söylüyorum. Türkiye'nin bir tek sorunu var. Recep Tayyip Erdoğan ve zihniyeti. Ve kadroları. Yukarıdaki saraydakiler. Eğer saraydakilerle Recep Tayyip Erdoğan yolunu ayırır, Devlet Bahçeli yanından defeder ve bütün yetkilerini bırakıp AKP Genel Başkanlığından ayrılırsa, ahan da şuraya not ederek koyuyorum, Türkiye'nin önü açılır, çok rahat açılır. Yani şu anda teşbih olarak söylüyorum, Türkiye'nin kurtuluşunun önündeki bir tek takoz var Erdoğan. O takoz ya kendi çekilecek ya kendi arkadaşları çekecekler bir tarafa. Diyecekler ki ne olursun çekil Türkiye'nin başından. Lütfen çekil diyecekler. Yoksa hep beraber gidiyoruz. Hep beraber yanacağız diyecekler. Onlara siyaset tarihi dersi mi vereyim gidip orada ya? Ya okusunlar o zaman gitsinler. Şu anda AKP'nin %80'ine yakınında yani teşkilatlardan bahsetmiyorum. AKP'ye oy verenler içinde bile %20'lik bir şeriatçı kesim var. Doğru. Onlar. Atatürk'ten de hepsi değilse bile çoğu nefret ediyorlar ayrı. Ama şu anda oradaki o akil insanların da çoğu muhafazakar, mütedeyyin insanlar. Merkeze gelelim diyorlar. Dönüyorlar bakıyorlar geriye. Bunlar Menderes'ten gelen insanlar. Bunlar Süleyman Demirel'den gelen insanlar ataları. Bunlar Turgut Özal'dan gelen insanlar. Şimdi bu insanlar AKP'yi niçin iktidar yaptılar? Milli cephe, milli görüş gömleğini sırtından çıkardım dediği için. Avrupa Birliği tam üyeliğinde müzakereleri başlattığı için çocuklar. Ondan sonra da dervişten gelen ekonomiyi Ali Babacan kızarsınız kızmazsınız ayrı mesele. Bana göre akıllıca yönettiği için Erdoğan'ı dinlemedi. Adam kendi bildiği gibi gitti. Götürdü 2012'ye kadar. 2012'de kişi başına milli gelir 12.594 dolar. Bugün Erdoğan açıklıyor ki doğru değil 13.000 dolar diye övünüyor. Yahu bundan 12 sene önce kişi başına milli geliri 12.594 dolardı. Çocuklar bu AKP şimdi o günleri arıyor. Onun için de bu AKP benim görebildiğim kadarıyla o günlere dönebilecek, kendisini döndürebilecek, o günkü tam kadroları değil ama o günkü kadroların yolundan gidebilecek, daha genç, daha seküler ama inançlı, ama iyi Müslüman, namazında abdestinde problem yok, hiç sakıncası yok. Onlar ama batıdan kopmayan, batıcı değil ama batı zihniyetiyle ülkeyi yönetmek isteyen, hukuka saygılı, kuvvetler ayrılığı ilkesine saygılı, demokrasiyi isteyen, özgürlükler isteyen, ne kendi giyimine karışılmasını isteyen ne de başkasına kendisi karışan. Böyle bir istiyorlar. AKP böyleydi çocuklar. 7-8 sene 10 sene böyleydi ya. Çok da yüksek oylar aldı. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde %48'e yakın, 49'a yakın oy aldı ya.
etmesinler, elemesinler yani. Bülent Arınç. O zaman da yine bakmayın, bunların öncüleri Bülent Arınç'la Abdullah Gül'dü. Abdülkadir Latif Şener falan ne ya? Erdoğan da bir şey değil. Onlar Erdoğan'dan 8-10 gömlek daha ileride oldukları halde kariyer. Kariyer olarak karizması olduğu için, mağdur olduğu için, cezaevine girdiği için, çıktığı için ve hitabet gücü de çok yüksek olduğu için Erdoğan'ı genel başkan yaptılar. Çocuklar ne olursunuz beni anlayın ya lütfen. Erdoğan bunu şey için söylemiyorum, küçümsemek için söylemiyorum. Çok kurnaz bir politikacı, müthiş kurnaz. Siyaseti öğrenmiş ama Rockefeller'in çok ilginç bir lafı vardır. Derler ki bu büyük başarınızı neye borçlusunuz? Benden daha zeki, benden daha akıllı adamları kompleks yapmadan yanımda çalıştırdığım için. O Erdoğan ilk zamanlarda ekonomide de başarılıydı. Dış politikada da başarılıydı. Siyasette de başarılıydı. Neden? Kendisinden daha akıllı, daha kariyerli, daha zeki, daha deneyimli insanların söylediklerini yapıyordu. Ne zaman ki Erdoğan yanına bu bildiğimiz yalakalar girdiler, Erdoğan kaybetmeye başladı. Neden? Kendisini oldu mu zannetti? Ya değil. Erdoğan en başına itibaren kullanılıyordu. Ondan sonra da Erdoğan artık bilmiyorum. Tabii gelecekte göreceğiz onu. Ama görebildiğim kadarıyla biraz yol saptı yani. Sapıttı bakalım daha. Bakalım göreceğiz. Ya tabii benim, göreceğiz bunları. Evet, bakalım göreceğiz Memduh abi. Ali abiyle şimdi bir soru soracağım benzer bir şekilde. Benim iddiam şu ki yeni transferler de olabilir. Belli ki siyaset bambaşka bir yere gidiyor. Erdoğan kendi gücüyle ve merkezi otorite gücüyle de bu ilçe belediyelerini, daha çok İyi Parti ve Yeniden Refah Partilerini kendi tarafına çekecek. Öyle gözüküyor. Ama bu iyi bir işe yarar mı, yaramaz mı? Evet. Eğer şey olsaydı, Şanlıurfa'yı mesela alsaydı ya da Yozgat'ı falan alsaydı orayı, bence büyük bir hamle olabilirdi. Ki onlar da biliyorsunuz eski AK Partili şey, Şanlıurfa'nın mevcut belediye başkanı sonradan Yeniden Refah Partisi'ni tercih etti. Şanlıurfa Belediye Başkanı AKP'ye geçmeye kalkarsa Erdoğan'ın Kasım'a yapacağını düşündüğü operasyondan çok daha büyüğünü Fatih Erbakan'ın yanındaki kurmaylar bir çekerler. Kasım dünyaya nasıl geldiğine, niçin geldiğine, niçin belediye başkanı olduğuna pişman olur. Çocuklar yani siyaset bu kadar sıradan değil ya. 4 tane, 5 tane, 15 tane kıytırın belediye başkanını almışlar AKP'ye. Ben olsam almazdım. Bu AKP'nin ne kadar çaresiz, Erdoğan, AKP'nin değil, Erdoğan ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Sonra ne olacak? Sonra kodamanlar diyecekler ki Abdullah Bey Allah aşkına gel artık ya. Ahmet Bey tamam öyle dedim böyle dedim ama gel artık kardeşim ya. Bülent abi gel geç başımıza. Bıktık artık Erdoğan'dan. Aman. Bakın ya not edin. AKP bitmiş ya. Çürüyor gidiyor ya. Geçmeyin eylemeyin ya. Ya toplumsal gelişmeler bu kadar çabuk geri dönüşüm yapamaz. Ya sanmayın mümkün değil. Ya bir Demokrat Parti geleneğini 80-70 senedir yıkamadı bu toplum. Bunlar kolay şeyler değil. Bak şimdi bazı şeyler yıkılıyor. Nasıl yıkılıyor? Yavaş yavaş. Bakın tekrarlıyorum. Kaç yıldır söylüyorum. Mehmet Bey iş başına geldiğinde de söyledim. Bu ekonomi politikalar böyle sürdürülecek görülen o ki. Çünkü o da Erdoğan'ı yemenin bir parçası. Görüyorsunuz. Hemen birileri nasıl çıktılar ortaya? Erdoğan'ı yemesinler diye. Hemen dediler faizleri indirin. Yarın faizleri inse dolar 80 lira. Geçen gün kulis bilgisi edinim diye hem Gelecek Partisi'nin üst düzey yöneticilerini hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterini ve başkalarını işte yöneticilerini aradım ve ne oluyor diye kulis bilgisi edinerek programa katılmıştım. Bir, neydi? Zafer Partisi'nin topyekun olarak AK Parti'ye katılacağıyla ilgili olarak. Bununla ilgili çok net bir şekilde var. Hem Davutoğlu'nun tavrı var, hem grup başkan vekillerinin tavrı var. Gelecek Partisi'nin topyekun bir şekilde AK Parti'ye katılma olayının olmadığını öğrendim. Bu olay ne? Kimin üzerinden dönüyordu? Selim Temürci ismi üzerinden dönüyordu. Çünkü Selim Temürci Erdoğan'la iki özel görüşme yapmış. Bu görüşmede çok iyi bir şey geçmiş, görüşme geçmiş ve bunun üzerine Selim Temürci ve arkadaşları AK Parti'ye katılıp katılmamakla ilgili uzun süredir tartışıyorlar. Evet. Ama yani abi şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın net bir şekilde Selim Timurcu'yu istediği kulislerde konuşuluyor. Onu istiyor o ismi AK Parti'de. Şimdi demin Memduh abinin söylediği konuya geleceğim. Şimdi Selim Temürci ile konuşurken ya siz Erdoğan'ı eleştirirken bugünkü mevcut yönetim şeklini
tek kişilik hükümet sistemini partiyi eleştirerek gittiniz yönetim şekliyle. Bugün ne değişti ki AK Parti'ye katılma konusunda tartışıyorsunuz ve Erdoğan'la görüşüyorsunuz? Ya yani Erdoğan'da ne değişti? Bu soruma verilen yanıt şuydu. Erdoğan yeni bir merkez sağ kurmak istiyor. Evet abi. Evet. Yani Erdoğan 15 Temmuz 2017'den itibaren dikkat edersiniz geçtiğimiz günlerde yine bir kamuoyu bir kulis bilgisi düştü. Milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bir Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi partinin tabanında gençlerin kendisini milliyetçi ve Atatürkçü olarak tanımladığını, onu açıdan muhafazakar, demokrat, milliyetçi, muhafazakar kavramının değiştirilmesi gerektiğine yönelik olarak tepkisini dile getirince Erdoğan'dan çok büyük azar işittiği ifade edildi kulis bilgisi olarak. Çünkü Erdoğan aslında bu özellikle 31 Mart seçimleri sonrasında kararsızların dağıtılmasıyla oyunun 26-28'lerde olduğu, asıl oyunun kararsızları kenara çekince 18'lerde olduğu bir gerçekle karşı karşıya. Ya bu erime devam edecek, ya partiyi daha merkeze doğru çeken ve MHP'den ayrıştıran yeni bir iklim oluşturması gerekiyor. Bu iklimi oluşturabilmesi için de partiye yeni transferler gerçekleştirmesi gerekiyor. Mesela çok basit, 31 Mart seçimleriyle ilgili geçtiğimiz, yani İstanbul'un seçimlerin kaybedilmesinin sorumlularından biri olarak görülen Osman Nuri Kabaktepe bir tweet atmış. O tweette demişti ki, göz yumduğumuz kadar dürüstsünüz. Alıntı bir sözü kullanmıştı ve uzun da bir olaydı. Aslında kendisini eleştirenlerle ilgili olarak ve görevden alınacağına yönelik olarak anladığı için ayağının altını kazan, yani ayağını kaydırmaya çalışanlara yönelik bir tepki vermişti. Şimdi oraya yönelik Ali Aydar Yıldız, eski Beyoğlu Belediye Başkanı, eski il başkanı Aziz Babuşçu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ismi geçiyor. Şimdi tam bu noktada Erdoğan hem bir taraftan il başkanlarıyla, milletvekilleriyle, parti yönetimleriyle toplantı yaparken de partiyi aslında MHP ile oturmuş olan iklim, milliyetçi kabuğun içinden çıkarmaya çalışacak bir yol haritası izliyor. Bakın, çok ilginçtir. Ağustos'un ortasındayız. Aslında Türkiye'de yaz aylarında valiler ve emniyet müdürleri kararnamesi çıkar. Çıkmış durumda değil. Bugün Ankara'dan aldığım bir kulis bilgisinde bunun temel nedeni MHP ile büyük bir çekişme yaşanıyor. MHP kanadında valiler ve emniyet müdürleri ile ilgili görüşmeleri İzzet Ulvi Yönter'in yönettiği, AK Parti cephesinde ise Menzil grubu başta olmak üzere tarikat ve cemaatlerle ilgili olarak büyük bir çekişmenin yaşandığı, o açıdan da bir türlü valiler ve emniyet müdürleri ile ilgili karar verilemedi ve sürekli ertelendiği ifade ediliyordu. Şimdi buradan topyekun olarak söylemek gerekiyorsa, Erdoğan Özgür Özel'le anlaştığını düşünenlerdenim. Neden? Hani o Bülent Arıç'ın kesmekten söz ettiği, kangren bölümünü kesmekten söz ettiği bölümü Mendo abi gibi aynı bakmadığımı ifade edeyim. Orada kastedilen MHP'nin olduğunu düşünenlerdir. Yani MHP'nin kangrenini kesilip atılarak AK Parti'nin yeniden eski çizgisine ve muhafazakar demokrat kimliğine ve merkez sağa oturacak yeni bir siyaset iklimi oluşturması ile ilgili konuşuyor. Pardon, bir dakika. Ben zaten MHP, benim yaptığım senaryoda MHP yok ya. MHP yok. Ama oyun bu. Bak Ali, hayır, yine sonra konu, affedersin, devreye girmek zorunda kaldım. Benim dediğim operasyon Devlet Bahçeli ile Erdoğan'a ortak yapılan operasyon. İkisinden de kurtulacaklar. İkisinden de, bak not edin ya. Şimdi benim olayım şu. Bunu çok uzun süredir konuşuyoruz bu programda da. Her çarşamba da konuşuyoruz. Mende abiyle de tartışıyoruz bu konuları. Ben de yaptığım tüm canlı yayınlarda, katıldığım programlarda buna dikkat çekiyorum. Türkiye'de Erdoğan seçimleri kaybedeceğini açık, seçik, net bir şekilde görüyor. Bu seçimleri kaybederken bu yetkilerle, yani 18 Nisan 2007 yılında oluşmuş tek kişilik hükümet sistemi ve Türkiye'yi otoriter bir
kimliğin içerisine sokan, bu yapıdan kurtulmak istiyor. Çünkü bu yetkilerin kendisinden sonra gelecek hangi isim olursa olsun, hani şey diyor ya Mendo abi, gerekenleri yapmazsa seçilen başkan, Cumhurbaşkanı sarayını basarlar onun diyor ya. Diyorum. Bu konuda son derece gerçekçi ama evet. İşte bunun yapılabilmesi, yapılmaması için sistemin değişmesi gerekiyor. Türkiye'de muhalefet, yani başını Cumhuriyet Halk Parti'nin çektiği altılı muhalefet, zaten 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde bu sistemi değiştireceklerine yönelik olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokratik bir parlamenter sistemle Türkiye'yi tanıştırmak istiyoruz diye zaten yola çıktılar. Yani kısacası programları, politikaları zaten bu sistemin değişmesi üzerine. Şu ana kadar Özgür Özel bundan geri atmış ya da bunu tanımıyoruz dediği bir açıklamaya şahit olmadı. O açıdan ben 31 Mart sonrası yapılan iki görüşmede, dört kişinin katıldığı iki AK Parti'den, yani Erdoğan da dahil olmak üzere iki CHP'den toplantısında bu sistemin değiştirilmesiyle ilgili bir mutabakata varıldığını düşünenlerdir. Şimdi bununla ilgili olarak ne hazırlanıyor? Çok basit. Kılıçdaroğlu da hamle yapıyor. Dikkat edin. Kılıçdaroğlu ne hamlesini yaptı? Bir, genel başkanlığı kaybettikten sonra Ankara'da merkezi bir büro kurdu. Bu büro üzerinden tüm görüşmelerini sürdürüyor. Babacan ziyaret ediyor. Ahmet Davutoğlu ziyaret etti. Ve Ahmet Davutoğlu ziyaretten önce yaptığı açıklamada Gelecek Partisi madem çok önemsiz parti kardeşim, oyu bile yok, neden bu kadar çok Gelecek Partisi'ne konuşuyorsunuz açıklamasını yaparak Gelecek Partisi'nin Türkiye'deki iklimi, Türkiye'deki siyaseti değiştirebilecek bir gücü olduğunu söyledi. Bugünkü konuşmada, yani bugünkü Kılıçdaroğlu'yla Davutoğlu buluşması, Eylül'deki Tüzük Kongresi'nde Özgür Özel'in tekrar seçilmesinin garanti olduğu bu sürecin içerisinde, şimdi sen bomba kendi okumamı yapıyorum. Kılıçdaroğlu, Babacan, Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti ve başkaları da dahil olmak üzere yeni bir oluşum, yeni birliktelik oluşur mu? CHP'nin yükselen sürecini kesmek için transferler yapılamasa da üçüncü bir merkez oluşumu ile ilgili olarak, özellikle demokratik parlamenter sistemle ilgili CHP'den de Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillere ayrılarak yeni bir oluşum hazırlanır mı ve bununla ilgili bir tarihsel düğmeye basıldı mı diye sorarak noktalayacağım Ferit.